Ve hemen şimdi GCM'ye gidiyoruz. Tuğber Çisilci karşımızda. İyi bir hafta dileyelim kendisine ve hemen günün öne çıkanlarını soralım. Aslanım, iyi akşamlar, iyi haftalar dilerim. Günün öne çıkanı dolar endeksi. Dolar endeksinde özellikle Asya seansında aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti. Aşağı yönlü hareket ne anlama geliyor? Dolar para birimi diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor. Tabii Amerikan dolarındaki aşağı yönlü harekete ilave olarak Amerikan 10 yıllığındaki tahvil faizi de aşağı yönlü hareket oldu. Tabii bu iki unsurun devreye girmesine bağlı olarak piyasalardaki risk algısına geçici olarak pozitif yansıdı. Fakat haftanın geneline baktığımız zaman da Amerika kaynaklı büyüme ve istihdam verileri olacağından dolayı dolar endeksinin yönü ve buna bağlı olarak da Fed'in para politikasına ilişkin sinyallerin gelmesi kuvvetle muhtemel. Piyasa katılımcıları daha önce Trump'la beraber büyüme beklentisini satın alırken yarın açıklanacak ABD büyüme verisine bağlı olarak gerçekten rakamların ne olduğu anlaşılacak. Avrupa tarafına baktığımız zaman da Avrupa'da bugün biraz negatif seyir hakim. Bu noktada Amerikan verilerine ilave olarak 4 Aralık'taki İtalya referandumu ve referandumda anket sonuçlarına göre hayırın önde olması ve olası Renzi'nin istifasının İtalya başta olmak üzere Avrupa bölgesine sirayet edecek bir siyasal krize neden olup olmayacağı orta dönemli olarak bir risk unsuru olarak Euro varlıklarını ve Avrupa endekslerini aşağı yönlü baskılıyor. Petrol tarafına baktığımız zaman da OPEC toplantısındaki beklenti sıcak olmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak üyelerden gelecek sözlü yönlendirmelerle bağlı olarak petrol fiyatlarında destek arayışları devam ediyor. Petrol fiyatları neden küresel piyasalar açısından önemli? Birinci nedeni risk iştahını gösteriyor. İkinci olarak da merkez bankalarının enflasyon hedefine ve beklentilerine ulaşmasında önemli bir unsur. Yurt içine baktığımız zaman da dolar endeksinin gerilemesine bağlı olarak dolar Türk lirasında gelişmekte olan ülkeler para birimleri bağlamında bu iyimser fiyatlama devam ediyor. Tabii bu